bugün geldiğimiz nokta çok kritik bir nokta. Hatay'da bir dizi ziyarete bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu basında bir araya gelerek gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'nin toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Bu belanın çıkışı anayasanın ilk 3 maddesinde hükme bağlanan Cumhuriyet'in temel ilkelerini 21. yüzyılın özgürlük anlayışıyla kucaklayarak hayata geçirmektir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu hem Antakya Gazeteciler Cemiyeti hem de Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı açıklamalarda barış veya çözüm süreci yerine toplumsal barış kalıbını ısrarla kullanıyoruz. Yaklaşımımız şu: Türkiye'de hiç kimseye ayrımcılık ve kanunen ne de fiilen uygulanabilir, ister özelde ister kamusal alanda hiç kimsenin kanunsal ayrıcalığı hukuken yoktur. Fiilen de olamaz. Ülkenin kanunları her yerde ayrımcılığa, ayrıcalığa izin vermeksizin eşit olarak kullanılmalıdır, dedi. Dış politikada bu mezhepçi, yeni Osmanlıcı, Orta Doğu'da olup biten her şeyi din ve mezhep eksenli açıklama sığlığı ve bağnazlığı. Türkiye'de etnik kökene dayalı sorunların üst başlığında insan haklarının yer aldığını ifade eden Feyzoğlu, insan hakları sorununun bir parçası Kürtlerdir, bir parçası Alevilerdir, bir parçası da emekçiler, öğrencilerdir. Türkiye'de her alanda insan hakları ve özgürlükler sorununun ortasındadır. Kendisi demokrat olmayan bir hükümetin sadece demokrasiyle çözülecek olan bir sorunu çözebileceğini de sanmıyorum şeklinde konuştu. Yanlıştan dönmek de bir erdemdir. Yanlış yanlışla düzeltilmez. Yanlışta ısrar felakete götürür. Açıklamasının sonunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerini de değerlendiren Feyzoğlu, bize ona ya da buna bağlı değildir yargı. Bağımsız, tarafsız, adil yargılama yapabilen ve hesap verebilen bir yargı lazım. Bunu sağlamaya elverişli bir sistem olmadığı sürece yargı üzerine yargı dışı güçler çatışır durur ifadelerine yer verdi. PSYK'nın kimseye bağlı olmaması lazım, tarafsız ve bağımsız olması lazım. Çok basit.